Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Zındık ne demektir? Kimlere denir? Öncelikle şunu ifade edelim ki İslam terminolojisinde başta Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ahirete, kıyamet gününe yani öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar hakkında kullanılan zındık terimi Müslümanlıktan sonra ortaya çıkmıştır. Yani bu terim birçok kimse için kullanılan bir terimdir. Yani birçok vasıfları taşıyan kimseler için kullanılan bir terimdir. İslam ceza hukukunu ilgilendiren bir terim olarak zındık, küfrü gerektiren inançlar taşıdığı halde Müslüman gibi görünen kişi anlamına da gelmektedir. Zındık kelimesi Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini hatta bütün peygamberleri inkar edenler için ve hadisleri inkar edenler için de kullanılmıştır. Yani zındık teriminin kimler için söylendiği hakkında yani kesin bir şey söylemek doğru değil, doğru olmaz. Ama genelde İslam'ı inkar eden, peygamberi inkar eden ya da peygamberin hadislerini inkar edenler için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.